umut veriyor elbette. Peki toplam vaka sayımızı da ekranlara taşıyalım. 120 binin üzerinde. bin 120.204. Türkiye'de nasıl dağılıyor? Bir kez daha ekranlara getirelim. Önemli çünkü e, özellikle de büyük şehirlerde semt semt, mahalle mahalle Sağlık Bakanlığı'nın uygulamasından görülebiliyor. Hangi noktalar riskli, hangi noktalar daha az riskli? İstanbul ve çevresi %65'e kadar ulaşmıştı bir ara vaka sayısı. Şimdi %58'e gerilediğini söyleyelim ama en yoğun risk İstanbul ve çevresinde. İzmir, Ankara, Konya ve diğer bölgeler ekranlara da yansıyor. Sarıya e, haritada yer alan bölgelerde risk devam ediyor. İstanbul'la ilgili durum bu ama özellikle 30 şehir var ki 30 büyük şehir ve Zonguldak bugün itibariyle 3 günlük bir sokağa çıkma kısıtlaması var. Dönüşünü, rakamlarını paylaşacağız. Umarız o rakamlar iyi yönde gelmeye devam eder. Gece yarısından sonra yeni günle birlikte neler yaşandı? Editörlerimiz bunu hazırladı. Hemen ekranlara getirelim. Geceden sabaha virüs notları. Kuvvetten 99 Türk vatandaşı geldi. Bu kez Çanakkale'ye gittiler. Çanakkale'de yurda yerleştirildi. Fransa'da virüs vakalarına Plazma tedavisine izin verildi. Türkiye'nin attığı adımların ne kadar önce olduğunu paylaşabiliriz. Türkiye'de plazma tedavisi uygulanıyor. Hatta İlk uygulanan hastanın iyileştiği haberini de sizlerle paylaşmıştık. Plazma tedavisi hastalığın son aşamasında olanlarda işe yarıyor, etkili oluyor. Bunu da paylaşalım. Fransa henüz izin verdi bir kez daha. Yine bunu sizlerle paylaşmış olalım. Giresun'da bir köyde virüs karantinası sona erdi. Ee, i̇yi haberler de geliyor. Zaman zaman karantina haberlerini paylaşıyoruz ama bir karantinanın sona erdiği haberini de ekranlara getirelim. Türkiye'nin Filistin'e gönderdiği tıbbi malzeme Tel Aviv'e ulaştı. Hatırlayacaksınız geride bıraktığımız gün Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru da bir askeri kargo uçağımız yola çıkmıştı. Bir kargo uçağımız da Filistin'e yardım götürmek için e, Tel Aviv'e ulaşmış durumda kalmıştı. E, Yine Komorlar Birliği'nden ilk koronavirüs vakası görüldü. Birazdan ekranlara getireceğim. Son bilgi yanılmıyorsam 215 bölge ya da ülkeydi. Eklendiğinde nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Son notları birazdan dünya rakamlarıyla ekranlarınızda bulacaksınız. Nijerya'da 113 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımlarından biriydi. Önceki gün sağlık çalışanlarıyla ilgili... Sözleri boğazına düğümlenerek paylaştı. 7000'e yakın, 7000'in üzerinde sağlık çalışanının koronavirüse yakalandığını belirtmişti. En ön cephede onlar var. Bir kez daha bugün 1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü. Sağlık çalışanlarının da emekleri çok kutsal, çok değerli. Onları bir kez daha yürekten alkışlıyoruz. Ve şimdi dünyadaki rakamlara bakalım. Tablo nasıl? 3 milyonu aştığından söz etmiştik. 3 milyon 300 bini de aştı toplam vaka sayısı 3 milyon 310 bin hatta üzerinde 234 bin can kaybı 1 milyonun üzerinde iyileşen hasta bu rakam çok önemli. 1 milyonun eşiği İyileşen hastada da aşıldı. Yaklaşık üçte bir oranında bir iyileşen hasta rapor edildiğini biliyoruz. Ama bu konuda mücadelede biraz daha yol var. Dünya Sağlık Örgütü de böyle söylüyor. Az önce e, ekranlara getirmiştik. 215 olarak hafızamda kalmış. 217'ye ulaştı. Tam 217 bölge ve ülkede koronavirüs görülüyor bir pandemiden söz ediyoruz. Kıtalara yayılan bir salgından söz ediyoruz. Gelelim ülke rakamlarına. Amerika Birleşik Devletleri ilk sırada. Tüm vakaların üçte biri Amerika'da. 1 milyon 95 bin, 63 bin üzerinde can kaybı. Onu İspanya, İtalya, İngiltere, Fransa. İngiltere'nin Fransa'yı geçtiğini de söylemek gerekir. Dördüncü sıraya yükseldi İngiltere. İlerleyen dakikalarda İngiltere'ye bağlanacağız. Son notları aktaracağız. 171 bin vaka kaydedildi. 26.771 can kaybı. Bu noktada İngiltere, İtalya'ya da çok yaklaşmış durumda. Can kaybı sayısında 3. sırada İngiltere, Fransa, Almanya, Türkiye, Rusya. Rusya'nın ilerleyişi çok hızlı. 106.000'i de geçtiğini görüyoruz ve bir ülke daha Çin'i yani pandeminin başladığı ülkeyi geçti. Hemen ekranlara taşıyacağım bunu da. Brezilya. Brezilya neden önemli? Güney Yarımküre'de hani hep söylüyordu ya bazı uzmanlar e, özellikle mevsim değişikliğiyle havaların ısınmasıyla birlikte e, vaka sayısı azalır mı azalmaz mı diye. Güney Yarımküre'de bir ülkede hızla başladı. Çünkü o bölgede sonbahar ve yavaş yavaş kış geliyor. Brezilya bu konuda Çin'i de geçen ülkelerden bir diğeri oldu. Önemli bir gelişmeydi. Ayrıntıları da ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Ama